Poppy Playtime, Mob Games'in yapımcılığını sürdürdüğü o korku oyunu. Ne kadar basit görünse de arkasına yatan o korkunç detaylar. Kurban olarak gösterilen ve öldürülen kurbanların tabloları ve daha da fazlası. Önceden izlediğiniz bir kanaldaki gördüğünüz bilgilerden daha fazlası olacak bu videoda. Yani haberiniz olsun, direkt videodan çıkmayın. Videoya like attıysanız devam edelim. 1. Oyun hangi tarihte geçiyor? Bildiğin üzere bu bir fabrika ve bu fabrikanın üstündeki dokulara bakılırsa bu fabrika eskimiş bir fabrika. Dış yapısı dışında da kullanılan bilgisayarlar eski tür bilgisayarlar. Bu tür bilgisayarlara entegre devreli bilgisayarlar deniliyor. 1964-1970 yılları arasında üretilmiştir bu tür bilgisayarlar. Fakat 1964-1970 yılları arasında farklı renklere basılıp otomatik açılan kapıların olması, otomatik alarma göre açılan kapanan kapıların olması çok garip değil mi sizce de? Giriş kasetinde bugüne kadar gördüğünüz en iyi oyuncak tarzında bir diyalog geçiyor. 1964 çok eski olmasından kaynaklı 1970'lerde geçtiğini düşünüyorum. Çünkü sensörlü kapılar var ama entegre devreli bilgisayarlar kullanılıyor. İşte birazcık kafam karıştı. 2. Birden fazla Hoogie Woogie. Giriş kısmının sağ tarafındaki oyuncakların bulunduğu odada Hoogie Woogie ve Boogie Bot oyuncakları bulunuyor. Bunda ne sorun var diyeceksiniz, fakat bazı Hoogie Woogie ve Boogie Bot oyuncakların paketleri yırtık. Yırtık ama sanki ya biri yırtarak çıkarmış ya da içindeki madde yırtıp çıkmış. Mekana en son biz geldiğimize göre ve bizden önce gelen birini göremediğimize göre gelip onu çıkaracak bir şey de yok. Boogie Bot ve Hoogie Woogie oyuncakların da ruhunun olduğunu düşünüyorum. Bazı oyuncakların ruhunun olduğunu biliyoruz bu fabrikada ve bu bayağı korkunç bir şey. Fakat Hoogie Woogie oyuncakların da ruhunun olması birden fazla Hoogie Woogie olmasını kanıtlıyor. Küçücük olabilirler ama önemli olan işlevi. 3. Ölü çalışanların tabloları. Poppy'nin posteri, Bron oyuncağının posteri. Bu iki posterde ne var ki? Aşağı doğru eğer ki hileyle inersek 4-4-8 tane üstü mavi kırmızı düzeniyle karalanmış gerçek insan fotoğrafları buluyoruz. Mob Games ya stok fotoğraf bulmayı ya da çalışanlarını oyuna eklemeyi çok seviyor. Güzel bir fantezi. Gerçek insan fotoğraflarının bulunduğu posterler kırmızı mavi düzeniyle karalanıyor. Bu mavi kırmızıyı başka nerede görüyoruz? Evet, Hoogie Woogie. Hoogie Woogie'nin kasetlerinde de duyduğumuz gibi öldürdüğü çalışanların fotoğrafları olabilir mi sizce de? Bence olabilir. Ama unutmayın, bu bir teori. Game Theory. 4. Hoogie Woogie kameraya göre nereye gidiyor? Poppy Playtime Co. sitesindeki kamera kayıtları. Oyunun ortalarında gördüğümüz Hoogie Woogie'nin olduğu mekan ve arkada önce Cat B'nin sonra da kanın sürüklendiği kısım. Bu kan Cat B'ye mi ait yoksa Hoogie Woogie'nin mi bilmiyoruz. Ama Hoogie Woogie olarak düşünürsek, eğer ki oyun içinde tam bu açıya gelip kanın sürüklendiği kısma doğru bakarsak ne olur ki? Tiyatro odası. Kan tiyatro odasına sürükleniyor ve tiyatro odası hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Odanın içerisinde küçük mavi dar bir alan ile karşılaşıyoruz ama bir modelleme yapılmıyor. Bir modelleme yapmamaları normal çünkü sonuçta oyun orada gözükmüyor. Chapter 2 yani bölüm 2 ile alakalı olduğunu düşünüyorum tiyatro odasının. Ve Hoogie Woogie'ye tek ışık gelen cam tarafı tiyatro odasının olduğu kısma bitişik. Sizce de biraz daha bağlaşmadı mı tiyatro odasıyla bu konular? İşler daha da garipleşti. 5. Cehenneme giden merdiven. Hoogie'nin kollarını geriye çektiği kısımda sağ tarafta görünen bir kapı var. Kilitli ve hiçbir şekilde içeri giremiyoruz. Fakat küçük bir hileyle içeri girdiğimizde gerçekten cehennemin dibine kadar inen bir merdiven görüyoruz. Bu merdiveni başka nerede görmüştük? SCP-087. Bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. SCP kurgusal karakterlerin içinde bulunduğu bir korku medyası mı diyelim, ne diyelim. SCP-087 sonsuzluğa doğru inen, cehennemin dibine kadar inen karanlık bir merdiven ve ışığı emen bir merdiven. Oyuna dönersek cehenneme kadar giden bir kapının içindeki merdivenler SCP-087'den alıntı gibi duruyor. Ve bu merdiveni aynı şekilde Hoogie'nin bize saldırmaya çalıştığı kısımda da görüyoruz. Bu merdivenlerin Hoogie Woogie'nin düştüğü kısımla bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. İlginç. Zaten Hoogie'nin düştüğü kısım bir sürü yere bağlanıyor. Bir sürü kapı, bir sürü ray ve bu raylar, bu kapılar nereye bağlanıyor? Kesinlikle cehenneme giden kapıya bağlanıyor olabilir. Bu kadar boşsa neden koyuluyor ki? Ama kesinlikle SCP-087'den alıntı olduğunu ben düşünüyorum. Unutmayın, çalıntı demiyorum çünkü çalıntı ve alıntı arasındaki farkı pek çok kişi bilmiyor. Çok benzer yanları var iki merdivenin de. Eğer siz de Hoogie Woogie'nin düştüğü kısmı veya benim burada anlatmadığım birkaç kısım varsa siz de oyun içinde noclip açıp, yani oyunu hackleyip oyunda gezebilirsiniz. Bulduğunuz şeyleri de Discord odamıza atabilirsiniz. Bu noclip'i nasıl açacağız derseniz benim bir shorts videom var. O videoya bakarsanız
her şeyi daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Chapter 2 çıktığı anda videosunu çekmeyi deneyeceğim ve videosunu çekip bölümünü bitirdiğimde gizemini yapmayı deneyeceğim direkt. Çünkü Chapter 2 demek yeni teoriler demek. Belki oyun tiyatro odasına geçecek. Belki ölü çalışanların tabloları önümüze bir şekilde çıkacak. Belki Oogie Woogie'nin kamerasında gözüken o kan bir şekilde bağlaşacak. Cehenneme giden merdiven Oogie Woogie'nin ölmediğini ve oradan çıkacağını kanıtlayacak. Birden fazla Oogie Woogie'yi görebileceğiz ve bunun gibi birçok teoriyi Chapter 2 çıktığında görebiliriz. Chapter 2'nin çıkmasını bekleyin ve abone olun. Discord sunumuza gelmeyi unutmayın. Discord sunumuzda 10 level olduğunuzda Poppy Playtime'de noclip açmanın klasörünü veriyorum. 10 level olduğunuzda bir oda açılıyor ve oradan görebilirsiniz. Katıl üyeleri ekranda, tüm katıl üyeliği alan kişilere çok teşekkürlerimi iletiyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Katıl üyeleri ekranda, belirli bir süre sonra onlar yok olacak. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay. Tam bu şekilde. Hatta size de göstereyim. Tamam mı? Nasıl göstereceğim? Size şöyle göstereyim. Nasıl fikir? Ekran yakalama desem. Ya kardeşim şuna git ha. Heh tamam. Lan nerede? Bakın arkadaşlar. Ne kadar belli oluyor ama. Aynı sahne şu an. Oradakiyle aynı sahne şu an. Aynı hani kamerayla aynı sahne şu an. Tamam. Şu an aynı saniye. Kan normalde şurada. Ve burası tiyatro odasına gidiyor. Hani şu Innovation'a da gidiyor olabilir. Ama Innovation'a değil. Innovation biraz sağında kalıyor. Direkt tiyatro odasına gidiyor. Ve tiyatro odasını hiçbir şekilde görmedik oyunda. Tiyatro odasına girdiğimizde burada küçük bir yapı yapmışlar buraya. Ya tam yapmamışlar. Zaten buraları assist olarak yüklememişler. Ya... Chapter 2 ile alakalı büyük bir şey olabilir bu. Catby'nin logosu da logosuna gidiyor. Tam işte Catby burada. Ve bu da tiyatro odasına bağlanıyor. Ya da Innovation'a bağlanıyor. Innovation'da bir şey yok. Innovation'da olabilir ama en yakın olan tiyatro odası. Tiyatro odasında Chapter 2 ile alakalı bir şey görebiliriz. Çünkü tiyatro odası belki hani gerçekten yeni bir şey olabilir Chapter 2 ile alakalı.